Beyler bayanlar selamlar. Yeni modu bir deneyelim dedim. Daha yeni indirebildim güncellemeyi. Dün indirebildim. Bugün de bunu paylaşayım dedim. Birazcık oynama şansım oldu aslında Rumble'ı. Team Deathmatch zaten mutlaka siz de girmişsinizdir. Şunu fark ettim ki yakın silahlar çok fazla bir etkisi olmuyor. Genelde daha çok sniper ve AR üstüne dönüyor. Partiyi de bilmiyorum şu anda. Gidelim bakalım nerede oynayabilirim. Neyse, AR ve sniper olduğu için de ben de en basit kullanımı en kolay, en azından bana göre en kolay olan Grau'yla AX'e geçtim. Oo, orada bir sürü parıltı var buraya doğru bakan. Şu aşağıdan cover ilerlesek. Hah, bir de şu disabled vehicle abi. Şunu fark ettim ki ilk önce bana yorumla geldi tabii ki. Şunları bir alayım. Şimdi bunu unutmayayım. Neyse, ölmüşken şimdi rahat rahat konuşayım. C4 artık tamamen patlatmıyor diye duydum. Rumble'da en azından bunu görmüş oldum. Normal oyunda deneme şansım olmadı. Eğer öyleyse normal oyunda da tekrardan bilgilendireceğim arkadaşlar sizi. Hop, bunların yeri şu karşı taraf herhalde değil mi? Sniper'ların yeri. Evet. Bir tane bomba çaldı. İki tane. Üçüncüyü alır mıyız? Üçüncü yok ki. Bir tane. Aşağıda kesiyordu değil mi? Evet, tamam. Neyse. Bu haritada, bu modda arkadaşlar gitmeden bir an önce oynamaya bakın. Özellikle gold kasıyorsanız, hedefiniz goldsa ya da silah açmazsak çok rahat bir şekilde buradaki modda bunu gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden şunu bir alalım. O yüzden kaçırmayın. Solda bir tane daha gördüm ben bu arada. Onu da alırım diye düşünüyorum. Saat kimdi ilk önce? Tamam, saat 10'a mermi kaçırmıştık. Soldaki evet. Aim koymuş buraya. Yapacak bir şey yok. Yaklaşmaya çalıştığınızda direkt sizi indiriyorlar abi. Ben ya da beceremedim, bilmiyorum. Doğru açıdan yaklaşmadım. Haldır uldur içlerine girdiğim için de olabilir. O yüzden birazcık böyle sıkıcı bir sniper oyunu. Hem kolumu ısıtıyorum normal oyuna girmeden önce. Fena olmuyor. Ama diğer fark ettiğim şey ise, evet, ağzımıza mermi yemek arkadaşlar. Diğer fark ettiğim şey de ağzımıza çok güzel mermi yiyebiliyoruz. Merminiz yetmeyebiliyor. O yüzden ammunition box kullanmaya çalışın eğer sniper oynayacaksanız. Fark ettiğiniz üzere ilk doğduğunuzda 15 merminiz oluyor. Hop, bunlar aşağıdan birisi de bize dönüyor. Yukarısı da çok açık aslında. Ben şu aşağıdaki orta merdivenlerden yapsam, çoğu kişi de yukarıda olduğu için hep de oraya odaklanmış durumda. Aslında daha iyi olabilir gibi. Evet, şu bir. Şu iki. Üçüncü. Şu da üç. Bence burası daha iyi oldu, değil mi? Son mermiyi, hadi şarjör doldurmadan. Olmadı. Şu inene bir alabilir miyim yoldan derken alamadım. Bir çatı indi. O sizi kesecek şimdi. Onu bir alalım. Hiç süpresimize. Ben daha yeni indim. Bir ateş etmeme izin ver birader. Desinler. Onu alabilir miyim? Alamadım. Neyse, asit yazdı. En azından hasar vurduk. Aa, karttan yine kesiyor. Büyük ihtimalle aynı kişiydi bu. Lan kışınlıyor galiba ya. Oo, bunlar yaklaşmış bize. Şuradakini görmeden alamadım. Bak, hasar vurdum ama alamadım adamı çünkü göremiyorum. Şu. Low ammunition. Ammunition box'ı kullanalım. Hah, yaptım hata ne? Bunu normalde daha önceden kullanmalıyız ki arkadaşlar. Bir yandan da ammunition box dolsun orada. EMP drone yedik üstümüze ve o yüzden scope'umuz bozuldu. Evet, hayırlısı olsun. Güzelliğine göre şu adamı alamadık. Üçte bir. Harika. Bu arada mermimiz bitmek üzere. 3 tane mermimiz kaldı. 2 tane kill alır mıyım ben onunla? Şu bir. Hadi ikinciyi de alırım. Hadi son mermi. Assist yazdı. Şunu alsam bari. Bak, bu oldu işte. 3 mermi, 2 kill, 1 tane assist. Gidelim artık. AR'la ittirelim. Gerekiyorsa da örelim ki mermimiz sıfırlansın.
Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu modla ilgili ama hani bildiğiniz gerçekten deathmatch gibi bam gün bam gün gir olmuş. O duvarlardan çatılardan kesiyorlar. İçeriye girsem, bitirsem yer mi? Kaç? O kill almama izin ver bari. Neyse mermimiz sıfırlandı. Şuraya bizim her zamanki yerimize bir gidelim. Hani küfür etmeyin, ne pusucu oyun oynadın, ne sniper oynadın araksız diye. Arkadaşlar bilmiyorum, ittirince beceremedim. Emin şimdi baksın, önceden bassan. Bu arada... O bizim adam. Karşı çatı... Abi göremiyorum ağaç dallarından ya. Reach shield'ı var onda. Bir tane deneyeyim de zaten alamam. Reach shield almış kaç duruyor ya. Team deathmatch'te. Hadi arkasını alsa tamam mantıklı. Arkadan sıkanları engeller de. Burada öyle bir durum da yok yani. O bizim adam. Şu inene leş gibi bir atış. Evet, boşa vakit kaybediyoruz şu anda. O koşturana. Aa, o köşeden biri mi kesiyor? Sonunda. Sonunda bize bakan birisi. Şimdi 50 tane kişi ayağına bakıyor bak. Sol binadan da bakıyordu. Ama öldü. Şuradan yine eski pozisyonumuza geçelim. O bakanlar aynı kişiler. Bir daha baksa. İyi ucundan yakaladım. Hadi bir. Hadi iki. Duran adamı alamıyoruz. Üç mermide duran adamı alabiliyoruz beyler. Koşan adamı zaten hiç alamıyoruz. Hop çatı kesiyor. O çatıyı alacağım ben. Atmaya devam et ben. Dedi ve ağlamadı. Evet arkadaşlar, koskoca bir şarjörlü bir adam alabiliyorum. Muhteşem bir SKS videosu. Bu arada ince bir gönderme vardı, neyse. Alex'te oynuyorum bu arada. Eğer videoyu başından açmamış olanlar, şu Emination Box'ı kullanalım bir daha. Aa, o uçtakini alır mıyım? Çok uzakta. Ya niye smoke atarsınız oraya, niye? Şu arada bir tane var. Bak hasar vurdum. Alamadım adamı. Boşa mermi nasıl harcanır arkadaşlar? Bugünkü videomuzda boşa mermi harcama rehberi. Evet, Ammunition Box'ı kullandık. 3 tane mermimiz var ve koskoca şarjörle belki 2 tane adam anca vurabilmişizdir. Haydi öyleyse. Çıkın şöyle çatıya sniper'la kesin ha. Gerçi kesse de bir işe yaramıyor. Ben sonunda. Son mermiyle de bir kill alsam olmadı. Bu sefer olmadı. Geçen sefer olmuştu. Ne yapıyoruz? Öyleyse yine saçma salak. Ayarla. İttir babam ittir ittir. Oo iyi. Hala birinciyim. Geçen soldan gidelim. Bu sefer sağdan gitsem. Hatta şunları bir alsam. Oo güzel. Bir tane kill. Şuradan üçüncü killimiz. Karşıda bir tane daha var. 4 etti. 5 etti. Uzaktaki olur mu? Olmadı. Hop adamlar önündeymiş. Onları ezme şansım yok. Büyük ihtimalle öleceğim. Ve öldüm. Neyse. Arayla da 5 tane mermimizi almış olduk. Oo, bir. Çok kesen var ama. Öleceğim büyük ihtimalle, çok kesen var. Aynı yere kişi bakıyor. Şu iki. Abi son killimi aldım. Hadi final kill'de beni göstersin bir de. 399'du çünkü o sırada aldığım sırada 399'du, beni göstermesi lazım. Nasıl alıyor bu şimdi? Nasıl oluyor bu şimdi? Bari nasıl almış? Oo, arkasında C4. İyi, birinciliği koruduk arkadaşlar.
Daha önceden dediğim gibi arkadaşlar, Rumble oynarken yakın mesafede çok bir şey yapamıyorsunuz. Yani yapsanız bile 3-4 tane kill alıyorsunuz, ölüyorsunuz. Onun yerine sniper oynamak, sniper ve ağrı oynamak daha iyi. Eğer silah kasıyorsanız tabii o tamamen ayrı bir mevzu. Ama sırf eğlenmek, kill almak için, kazanmak için oynuyorsanız ağrı ve sniper oynayın. Ben ne oynadım? Elimin en alışkın olduğu Grav ve AX'i seçtim. Bu videoyu da ilk defa seyredecek olan arkadaşlar için Grav'ı birazcık değiştirdim bu arada. Artık suppressor olarak, artık susturucu olarak taktiki kullanıyorum. Çünkü Grav zaten ip gibi ve çok uzağa atabiliyor. O yüzden monolitikle daha da fazla uzatmama gerek kalmıyor. Barrel'da da 26.4 inçlik olan en uzunu seçtim. Komando zaten tipik seçimlerimizden bir tanesi. 50'likle de şarjörü arttırdım. 60'ı niye yapmıyorum? Çünkü çok yavaşlatıyor. Zaten yavaş bir silah. İyice yavaşlamasını istemiyorum. X-Ray AK Void'de de aynı şekilde ADS hızını yükselttim ve depar atarken tekrardan nişan alma hızını yükselttim. Peki AX'de neler kullandım? AX'de de monolitik ve 32'likle olabildiğince uzatıyorsunuz. Tek taser'la ADS kasıyorsunuz ki daha hızlı nişan açabilin. Stokta da arkadaşlar birinciyi kullanıyorum ki aiming stability ile daha rahat bir şekilde vurabileyim. Aynı şekilde grip tape'de de yine aiming stability önem veriyor. Eğer Rumble oynayacaksanız da size perklerde şu tavsiyem olabilir. Kesinlikle Cold Blood'ı seçin. Kesinlikle, çünkü çok fazla termal kullanan var. Vurulmanız daha zorlaşıyor Cold Blood'ı kullanırsanız. İkinci de zaten Overkill eğer iki silah kullanıyorsanız arkadaşlar. Üçüncü de ise şu an Sputter'da kalmış biliyorum ama Sputter kullanmıyorum ben. Üçüncü de Input kullanın. Input da silahlarınızın arasındaki değişim hızını daha da hızlandırıyor. Dediğim gibi Rumble bu kadar arkadaşlar. Öyle çok avşam böyle kasmanız da gerek yok. Girin oynayın, deathmatch zaten, ne bekliyorsunuz? Olabildiğince de bu mod varken silahlarınızı kasın. Hatta multiplayer da pazartesi gününe kadar devam edecek. Multiplayer'ı değerlendirin. Silahları kasabildiğiniz kadar kasın. Açabildiğiniz tüm silahları açın. Üstüne de godları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu birkaç günü en iyi şekilde değerlendirin. Eğer videomu da sevdiyseniz aşağıdan beğene tıklayarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilir. Ve hemen hemen her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.